Merhaba değerli dostlar. Bir şehri tanımak isterseniz onun yücelerine çıkmalısınız. Biz de böyle dedik ve çıktık Kütahya'nın yücelerine şehri tanımak için. Polonyalı Darya ve Konrad kardeşimizle. Onlara Kütahya Kalesi'ndeki medeniyetlerin izlerinden bahsettik. Biraz da Türk izlerinden. Ve yavaş yavaş indik Kütahya'nın tarih kokan sokaklarına, tarih kokan köşelerine. Lala Hüseyin Paşa Camii'ni ziyaret ettik mimarisinden anlamak için. Onlara Kütahya'da kimsenin bilmediği köşeleri göstermek istedim. Mesela Kütahya'nın pınarları binlerce yıllıktı. Bunu anlasınlar, görsünler istedim. Kadim şehirlerin tarihleri müzelere asla sığmaz. Aynı Kütahya'mızda olduğu gibi. Kütahya evlerimi, ah onlar ne güzel. Onları da anlattım Polonyalı kardeşlerime. İlk Macaristan Cumhurbaşkanı ayaklanmalar sonrasında Kütahya'ya sığındı Osmanlı Devleti'ne. Daha devlet kurulmadan önce anayasayı burada hazırladı taslağını. O yüzden Kütahya'da buraya ona ithafen Koşut, Lajos Koşut evlendi, Macar evlendi. Biliyor musunuz? Baktılar, baktılar ve doyamadılar Kütahya evlerinin cazibesine. Burası 2. Yakup Medresesi. Medrese. 2. Yakup Okulu diye söyleyebiliriz. And the Second Yakup School in here, generally. 2. Yakup Germanoğullarının son beyi. This is the last. I would say last lord of the before the Ottoman. Evet, aynı zamanda da Osmanlı'nın o zamanki padişahının akrabası oluyor. Padişahın eşi o kişinin akrabası oluyor. And he is the sibling of the Sultan of Ottoman. Yani kendisi burada yapıyor. And he is staying here, living İsmi here. Burası bir bakım evi, okul, imarathane. It's school and you are crafting house. But now it's museum. It's Chini Museum. They made so nice place here. And you will like it here so much. Ben anlatmaya doyamadım. Onlar da dinlemeye doyamadılar Kütahya'nın tarihi mirasını. Onlara dedim ki, bilir misiniz dünyanın ilk rasathanelerinden biri Kütahya'dadır. Ya da siz Amazon nahdini bilir misiniz? Bundan 800 yıl evvel 800 years ago from now Mevlana Celaleddin Rumi dedi ki insanlara he said the people that ne olursan ol gel come you are welcome here whatever you, and you, whoever you are şimdi sen geldin and now you came 800 years later you came and you are here burada ya Hazreti Mevlana yazıyor and in here like the Mevlana burası dönenler camisi. Onların burada böyle ilahiler söylüyorlar. The mosque name is Dönenler which means turning around. Ve burada dönüyorlar. And then they are turning like this way. O yüzden burası Dönenler camisi. That's the mean that it's that's the after them it's named Dönenler the burada turner. Mevlana Hazretleri'nin torunu yatıyor. And this Rumi's grandchild it's under this. You can see through the fence. Ve yüzyıllar sonra sen tekrar buradasın, görüyorsun bunları. And then you came after hundreds of years after his words and you are eskiyi here. Eskiyi seviyoruz dediler. Evet, böyle bir yer de var Kütahya'da dedim onlara. Ve anladılar ki dışarıdan hiç belli olmayan huzur dolu mekanlar var Kütahya'da. Ve tabii ki insan içine işleyen türküleri. Kütahya'nın pınarları akışır devriyeler kol kol olmuş bakışır Asalı'ya çuvaşallar ya Aman aman Rehbim öyle böyle
dostlar, Polonyalı arkadaşlarımızı Kütahya'da gezdirdik. Onlara Kütahya'nın güzelliklerini anlattık. Kalesine çıkardık. Daha sonra Ulu Cami'mizi gezdirdik. Dönenler Mevlevi Asim'i gezdirdik. Onlara müzelere götürdük. Onlara Kütahya'nın kültürünü, birikmişliğini, eski medeniyetlerden kalan bütün eserleri, Selçuklu, Germiyan, Osmanlı, daha öncesinde Bizans kültürü, Roma kültürü, Frig kültürü, bunlarla ilgili bütün bu eserimizi yaptık. Onlara Kütahya'yı tanıttık. Kütahya'yı çok sevdiler ve gördükleri karşısında adeta büyülendiler. İsterseniz onlara soralım, bakalım akşama kadar Kütahya turu yaptılar, ne hissediyorlar? Darya ve Konrad kardeşimiz, bakalım Kütahya hakkında neler düşünüyorlar, bir soralım isterseniz. Kütahya'da şu ana kadar gezdiğiniz, gördüğünüz yerler sizi etkiledi mi? Kütahya nasıl bir şehirdi? Bana anlatmalar istiyorum. Did Kütahya impress you about what you saw and what you have seen today, the whole day? And could you tell me something about it, what you see whole day and how did you feel about it? Yes, Kütahya was a very nice city. We were really impressed by the views that we saw today. We were at the castle, we were in the old Byzantium fountain, right? And also in the old city, and also in the two museums. All the things were really interesting for us. Öncelikle teşekkür ederim. Kütahya gerçekten beni çok etkiledi. Bu eski kalelere gitmemiz ya da müzeler gerçekten beni etkiledi. Müzeleri gördük. Eski Bizans yapıtlarını gördük. Bunlar için hepsine çok teşekkür ederim size. Gördüğünüz gibi değerli dostlar, bir şehri sevmenin ilk aşaması onu herkese sevdirmekle başlar. Bugün de nasip Polonyalı kardeşlerimize sevdirmek oldu. Onlara bana eşlik ettikleri için çok teşekkür ederim. Ben de şehrimi onlara tanıtmaktan büyük mutluluk ve gurur duydum. Onların da hepinize selamları var. Kütahya halkına selam söylemek ister misiniz? Would you like the greetings to people from Kütahya? Wave. Of course. Greetings to everyone. Today we learned a lot about history and historical places in Kütahya. And thank you very much. Bugün Kütahya hakkında. Kütahya'nın tarihi hakkında çok şey öğrendik. Bize tanıttığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Benim için Kütahya'yı anlatmak, hele hele ki dünya milletlerinden böyle güzel kardeşimizi anlatmak gurur verici, onur verici bir şeydir. Ne mutlu bana. Hepinize, arkadaşlarım ve kendim adına selam gönderiyorum. Mutlu kalın, esen kalın.